Merhaba arkadaşlar, yeni bir 3D Max videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 3D Max'te bir yazı yazacağız ve bu yazıya bend komutu uygulayarak yuvarlatma ve tam bir daire halinde yuvarlak bir yazı nasıl yazılır uygulama dersimizde birlikte pekiştireceğiz. Hem yazı yazmayı hem de bend komutunu. Sağdaki menümüze geliyorum. Create menüsündeyim. Alt menüde ise Shapes'lere geliyorum. Shapes'te SPLines'dayız. Text'e geliyorum. Buraya yazmak istediğim teksti ilk başta yazıyorum. Diyorum ki yuvarlak yazı nasıl yapılır? Yuvarlak yazı nasıl yapılır? Yazımı yazdıktan sonra mouse'un sol tuşuna basıyorum viewport'ta. Yazı beni karşıladı. Klavyeden Z'ye basıyorum. Zoom komutu yaparak hepsini birlikte kolaylıkla görebiliyorum. Bu yazımı nasıl bend komutuyla döndüreceğimi hep birlikte bakalım. Sağ klik yapalım. Komuttan çıkıyorum. Modify panelindeyim. Modify liste geliyorum. Buradan bend komutunu buluyorum. Bend'in aksi var. X, Y ve Z. Şu an Z'de geldi. Bunu deneyerek de yapabiliriz. İstediğimiz sonucu verecek mi? Buradaki angle değerini arttırıyorum. Z'de hiçbir şey olmadı. Z değer yükseklik değerimiz olsaydı bu fark ederdi. Y'ye geliyorum. Y'de angle veriyorum. Y'de de istediğim sonucu elde edemedim. Ve X'e geliyorum. X'te Angle'ı veriyorum. İstediğim sonucu elde ettim. Yuvarlatma işlemini gerçekleştirdim. Fakat ben yuvarlatma işlemini o eksende değil diğer taraflı yapmak istiyorum. Geliyorum Bend'in buradaki artı ikonuna. Bend'i açıyorum. Buradan Gizmo'ya geliyorum. Gizmo'dayken bunun yönünü buradan da değiştirebiliyoruz. Yukarıdan Rotate'e geliyorum. Select and Rotate butonuna basıyorum. Sağdan ise Angle Snap toggle'ı ilk başta mouse'un sol tuşuyla seçiyorum. Sonra sağ klik yapıyorum. Bunun ayarını veriyorum. Şu an 5 dereceymiş. Ben bunu 90 derece olarak ayarlamak istiyorum. Angle kısmını. Angle 90 yaptıktan sonra çarpıya basıp kapatıyorum. Burada kırmızıyla gözüken eksende mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum. Bırakmıyorum. Aşağı doğru hareket ettirince bunun yataydan dikeye doğru hareket ettiğini kolaylıkla görebilmekteyiz. Bunun dikey olarak kalmasını istiyorum. Ve şu an Gizmo'da değil de ben de tekrardan geri dönüyorum. Daha sonradan Gizmo'suyla oynamamak için. Eğer istersek buradaki eksiği de basıp bunu da kapatabiliriz. Dikkat etmemiz gereken burada bend'in üzerinde olması. Gizmo'da mavi olmaması. Bend'in seçili olması. Önemli olan burada bunun kalması. Zaten X'de yapmak istediğimizi belirtmiştik. Angle'a geliyorum. Mouse'umda sol tuşuna basılı tutuyorum. Yukarı aşağı hareket ettirerek şu an eksi değerler benim işimi görüyor. Yazımı istediğim şekilde döndürebiliyorum. Klavyeden de gelip eksi 340 gibi bir değer de verebiliriz. Hatta 350'yi de deneyebiliriz. Eğer isterseniz arayı biraz açmak istersek de 320 gibi bir değer de kolaylıkla verebiliyoruz. Şu an yazımız yuvarlak bir şekilde döndürmüş olduk. Eğer istersek bunu gelip buraya 180 enter diyerek de 180 derecelik bir yazı kolaylıkla oluşturabiliriz. Ben bu yazıma gelip daha sonradan yazımı da seçiyorum. Modify listeyim. Modify listem bir extrude atamak istiyorum. Extrude'u buluyorum. Extrude'un amount değerini de şimdilik 3 enter diyorum. Bunu da yazımı extrude ile yukarı doğru arttırmış oldum. Gelip rengini de buradan istediğim bir renk yapabilirim. Text'te de buraya yuvarlak yazı yazabilirim. İsmi bu olsun diyebilirim. Bu objeyi yuvarlak yazı ismiyle kolaylıkla çağırabiliyoruz. Geliyorum objemi seçiyorum yine. S'ye bastım. Tab ekranına geçtim. Z'ye bastım. Zoom yaptım. Plandan da objemi çok kolaylıkla görebiliyorum. Gelip Y ekseninde de Shift'e basıyorum. Mouse'un da sol tuşuna basıyorum. Yukarıdan da Move'dayım zaten. Shift'teyim ve mouse'un sol tuşuna bastım. Aşağı doğru bir adet kopyasını alıyorum. Kopyayla. Bunun Extrude'daydık. Tekrardan bende geliyorum. Önündeki eksi 180'deki eksiyi kaldırıyorum. Sadece 180 kaldı. 180'lik açıyla benim yazımı kolaylıkla oluşturmuş oldu. Gelip bendin gizmosuna da yine move'dayız. Aşağı doğru ya da yukarı doğru hareket ettirerek bunu bir öncekiyle aynı ayara getirebiliriz. Tekrardan bende geliyorum. Şu an bendin üstündeyim. Aşağı doğru
indiriyorum. Yukarıya logo yaptığımızda buraya tarih yazabiliriz. Text'e tekrardan gelip text alanından 1980 yapabiliriz. Ya da bir önceki gibi de kalabilir. Bu tamamen size kalmış. Buradan band'in Angel'ını tekrardan değiştirebilirsiniz. Açıyla da Angel verebilirsiniz. 1980 yuvarlak yazı nasıl yapılır? Yuvarlak yazı veya da nasıl? Daha sonradan değişiklik yapabiliyoruz. Nasıl yazılır? Gibi başlıkları kolaylıkla buradan değiştirebiliyoruz. Objemi seçtim. P'ye bastım. Perspektife geçtim. Burada perspektif yazıyor. Klavyeden alta basıyordum. Mouse'umla scroll'un ortasına basıp hareket ettiriyorum. Yandan görüyorum. Biz buna extrude vermek zorunda değiliz. Extrude'un yanındaki simgeye basıp o extrude komutunu gizleyebiliyoruz. Eğer istersek de extrude seçiliyken buradan da remove modify from the stitch diyebiliriz. O sayede bunu da silebiliriz. Text'e geliyorum. Rendering diyorum. Enabling render, enabling viewport diyorum. Thickness değerinde 5 enter yapalım. İstersek böyle de bir kalınlık verebiliriz. Aynı işlemi 1980 veya da buradaki diğer yazımızı da kolaylıkla uygulayabiliyoruz. Band ve yazı birlikte nasıl kullanılır, bunun uygulaması nasıl yapılır, nasıl daha farklı pekiştirilebilir? Modifier listem birden fazla komut nasıl eklenir? Hem band ekledik hem extrude. Birbiri arasında geçiş nasıl yapılır? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmiş, uygulamış ve yapmış olduk. Siz de kendi bilgisayarınızda bunları yaparak daha da pekiştirmiş, daha da öğrenmiş olacaksınız. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlara daha farklı hangi 3DMax videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.